Şimdi bulunduğumuz galeri, stüdyo galeri Arslibindi, ikinci Viyana'da yeni açılmış bir galeri. Daha önce yaptığımız bütün çalışmaları artık buraya aktararak hem kendi çalışmalarımı hem de diğer sanatçı arkadaşlarımızın çalışmalarını burada sergilemek istiyoruz. Bu ilk açılış gününde de Türkiye'den tanıdığım Ankara'dan Funda İyce'yi buraya davet etmekten ve onun eserlerini burada sergilemekten çok mutluyum. Kendisi bize bu resimleri hakkında biraz açıklama yapacaktır. Evet, ben de çok mutluyum. Bu benim çünkü ilk yurt dışındaki ilk kişisel sergim. Birçok karmaya, etkinliğe, BNL'ye, fuara katıldım ama kişisel olarak ilk sergim. İnanılmaz bir ilgi vardı. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Dostlar buradaydılar. Zaten aslında iki sanatçı dostunun dayanışması bir bakıma bu sergi. Burada 35 adet resmim var. Hepsi de Viyana için hazırlanmış resimler. İki ebatta ve benim bir serim var. Türkiye'de yaklaşık 2 ay önce açtığım sergimde bu serinin ilk görüntüleri, ilk görselleri vardı, ilk resimler daha doğrusu imgeleriyle. Suretler ve öyküler. Son dönemde bu konu üzerinde ağırlıklı çalışıyorum. Çünkü bir portreyi çok seviyorum. Zaten yıllardır kadın ve kuş ikilisi hep resimlerime konuk oldu. Şimdi portreler. O portrelerde de tabii öyküler gizli. Hepsinin kendine ait bir hikayesi var. Aynen, hepsinin kendine ait bir hikayesi var. Benim en çok kullandığım iki tane simge var, kadın ve kuş. Tabii onlar olmazsa olmazı. Neden kuşlar? Kadın ve kuş bana göre ikisi de çok örtüşüyor. İkisi amaç, aynı zamanda bir özgürlüğe düşkün. Bence aynalar ve çok estetik varlıklar. Duygusal anlamda onları çok birbirleriyle eşleştiriyorum. İçselleştiriyorum ve de kendi hikayemi anlatıyorum aslında. Evet. Yani yıllardır spontan da çalıştığım için. Arasında da baykuşlar görüyoruz, baykuşlar görüyoruz. Onlar aslında bilge kuşlar ama baykuşlar şimdi resimde yıllardır kadın ve kuş olduğu için kişinin erkek yani resimde aslında konunun çok önemi yok da soruyor insanlar işte neden hiç erkek yok. Aslında baykuşlar erkek. Burada açıklayayım. Bilge kuş. Onların da öyle bir hikayesi var ama gerçekten resimde konu hiç önemli değil. İzleyici kendi öyküsünü oluşturmalı. Ne anlatırsa anlatsın sanatçı, izleyici onu farklı algılayabilir. Kendine göre hikayeyi uydurabilir, oluşturabilir. Önemli olan da bu zaten. Şimdi benim Funda'da verelim resimlerinde gördüğüm en güzel taraf da şu. Resimleriyle Funda neredeyse iç içe aynı şekilde. Yani resimde ne varsa sende de hepsi, senin görünüşünde her şeyin görünümde hepsi iç içe girmiş durumda. Bunun sence kendinden gelen bir şey var mı? Sen içine... Ben hep bunu savunurum yıllardır. Yani resimle samimi bir dil oluşturmak istiyorsan samimi ve özgür. Neyse olsundur. Önce kendi hikayeni anlatmalısın. Sen kendi resimlerin içindesin. Aynen. Resimlerde insan kurmasın. Yani o işte spontan çalışıyorum demekle onu aslında kastettim. O an içimden geliyor ve işte biriktirdiğim öyküleri ne geliyorsa o akışa bırakıyorum ve resimde belirmeye başlıyor. Bazen kavga ediyorlar benimle figürler ama bazen çok barışık oluyoruz. Tamamen o anki hislerim, yaşadıklarım. İki de kız çocuğum var tabii. Biz böyle hep bayanlarla, hanımlarla gidiyoruz. Kızlar da giriyor resimlere. Dediğim gibi bu çok uzun soluklu bir serüven. Ben resimle yaşamayı seviyorum. Benim için resim yapmak günlük ihtiyaçlarından biri gibi. Hani bir insan nasıl acıkınca yemek yer, susayınca su içer gibi. Benim için de resim yapmak her gün yapılması gereken bir eylem vasfında. Her gün atölyeme giderim. O disipline ve çalışmaya çok inanıyorum, disiplinli çalışmaya. Elbette ki bu sanat, hani zorlama değil. Ama çalışmasam da atölyemde bir şeyler okumak, müzik dinlemek, beyinde oluşturmak, yine o da bir çalışma. O disiplini her zaman uygulamaya çalışıyorum. Şanslıyım. Çok güzel. Şimdi burada o gün sergi açılışında bir de canlı evet. Olarak resim yaptım. Seyirciler çok kalabalıktı. Peki bu arada seyircilerle olan iletişimin nasıldı? İlk defa Viyana'da burada böyle bir seyirci kitlesiyle karşılaştım. Aslında çok heyecanlıydım. Yani bunu
benim her sergide bunu yaşıyorum. Sanki ilk defa sergi açıyormuşum gibi, ilk sunummuş gibi. Çünkü bu bir sunum aslında. Ne varsa sunuyorsunuz, seyircilerle paylaşıyorsunuz. Heyecanlıydım ama şöyle de bir özelliğim var. Unutuyorum o an. Kendi atölyem değil. Bir yerde atölyemi buraya taşıdım. Arkadaki kalabalığı fark etmiyorum. Aslında. Sen evet. Resimlere girdiğin gibi atölyeye de giriyorsun, resim içine giriyorsun, ağa yeni resim çıkıyorsun. Çok güzel bir hesaplama veriyorsan. Hakikaten orada kendimi kaybediyorum. Arkadan aslında sesleri duyuyorum. Duyuyorum ama duymamaya çalışıyorum. Çünkü resimle bir bütün olmak zorundayım o an. O renklerle, lekelerle ki resmi oluşturabileyim. Ama bir taraftan da heyecan veriyor bana o arkadaki o aktif insanların o sesleri işte ne yapıyor, ne yapacak, kuş mu yaptı, bu bir baykuş mu, bu bir kadın mı? Bu da bir heyecan, bir ilme katıyor bana. Buna çok alıştım ben. Daha önce de böyle performans sergilerim oldu. İşte Dünya Sanat Günü'nde İstanbul'da sokakta resim yaptım. Bundaki tek amaç sanatı insanlara sevdirmek ve paylaşmak. Yani hayatın içine katmak. Eğer onlar resmin nasıl yapıldığını, nasıl doğduğunu görürlerse hani sanatla tanışırlar tabii, sadece resim değil bu, hepsi için geçerli. Severler, galeri gezerler, bir eğitim gibi düşünüyorum açıkçası. Bunu hani eğitebilmek adına. Çünkü inanın hala sergi gezmeye çekiniyorlar ya da işte girerler ücretli mi? Oysa bizim onlara ihtiyacımız var. Ben üretiyorum tamam ama onlarla paylaşmazsam hiçbir anlamı yok. Onlar beni besliyor. O coşkuları, o söyledikleri sözler, tanımlar beni besliyor. Valla biz buradaki izleyicilerden birkaç gün sonra, o birkaç gün içinde bazı onların edindikleri izlenimleri duydum. Çok mutluydular, çok memnun kaldılar. Bu performans onlara çok iyi geldi, çok seyirci kalmadılar sadece. Onlar çok meraklıların içine girip çıktılar. Bu bizim için de çok iyiydi. Şimdi Galeri Asbibi'nde de senin sergi ilk defa böyle bir performansı gerçekleşti. Belki de gelenekselleşir. İnşallah. Neden olmasın? Öyle bir isminiz de var. Viyana'da bu galeride bizim ilk sergi açan dostumuzsun, sanatçı arkadaşımızsın. Çok onur duydum. Sana çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok onur duydum. Sizin o güzel enerjiniz, misafirperverliğiniz, dostluğunuz benim için çok büyük bir kazanç. İşte o yüzden de bir yaşasın sanat, inanına sanat diyorum. İyi ki sanat var, iyi ki paylaşıyoruz. Şimdi bu uluslararası sergilerin açıldığı bu galeride senin ilk olan bizim için daha iyi bir yer oldu. Benim CV'm için müthiş bir olay. Bir dahaki yıllarda seni tekrar burada görmek istedim. Çok mutlu olurum. Ben de Türkiye'ye davet ediyorum sizi. Çok mutlu olurum bu böyle işte bizim sanatçılarımız buraya gelmeli. Sizler bize gelmelisiniz. Böyle çoğalacağız. Böyle evrenselleşme işte sanat zaten evrensel. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Teşekkür ederiz.